Son videoda 3 farklı örneğe baktık. Bazı çarpanlara ayırma tekniklerini gözden geçirdik ve bunları ne zaman uygulayacağımızı öğrendik. İlk örnekte sadece ortak bir çarpan bulmanın işe yaradığını gördük. Bu çarpanı dışarı aldıktan sonra işimiz bitti. İkinci örnekte yine ortak bir çarpan vardı değil mi? 4. Bunu bulduktan sonra en temel ve en basit çarpanlara ayırma tekniklerinden birini kullandık ve dedik ki hangi iki sayının toplamının x'li teriminin katsayısını çarpımının ise sabit terimi verdiğini bulalım. Böylelikle bu ifadeyi de çarpanlarına ayırabildik. Ardından üçüncü örnekte bir kez daha ortak bir değeri yani bu durumda 3 olan çarpanı dışarı alarak başladık. Bunu çarpanlarına ayırırken ikinci de yaptığımız gibi de yapabilirdik ya da bunun bir tam kare polinom olduğunu hemen fark ederek de devam edebilirdik. Sonuçta her iki şekilde de bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliyoruz. Şimdi gelin başka teknikler gerektirebilecek diğer polinom türlerine de bir bakalım. Diyelim ki 7x kare eksi 63 şeklinde bir ifademiz olsun. Her zaman olduğu gibi. Şimdi videoyu durdurun ve bunu çarpanlarına ayırmayı deneyin. Ben bu soruları terimler arasında ortak bir çarpan olup olmadığını hızlıca kontrol edebilirsiniz diye özellikle böyle hazırladım. Mesela buradaki terimler 7 ile bölünebiliyor değil mi? 7'yi dışarı aldığımızda 7 çarpı x kare eksi 9. Evet bunu elde ederiz. Sanırım bunun 2 kare farkı olduğunu hemen anlamışsınızdır. Bu x kare eksi 3'ün karesidir. Evet, eksi 3'ün karesi. Eğer iki kare farkı konusuna ya da iki kare farkının nasıl çarpanlara ayrıldığı konusuna tamamen yabancıysanız, Khan Akademi'deki iki kare farkı videolarına göz atmanızı öneririm. Ama burada da göreceksiniz ki, bunun gibi iki kare farkı söz konusu olduğunda bunu şu şekilde çarpanlarını ayırırız. En başta dışarı çıkardığımız 7'yi yazalım ve sonra bu kısmı da şu şekilde yazalım. Buna farklı bir renk kullanayım. Evet bu da x artı 3 çarpı x eksi 3 olarak yazılır. Yani birincisi artı ikincisi çarpı birincisi eksi ikincisi. Bu x kare eksi 3'ün karesine eşittir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu aslında önceki videoda gördüğümüz teknikten farklı bir teknik değil. Şöyle düşünün, sadece x kare ve eksi 9'a odaklanıyoruz ama bu aslında x kare artı 0, x eksi 9 olarak da yazılabilir değil mi? Bu durumda şunu sorarız, çarpımları eksi 9, toplamları 0 olan iki sayı bulabilir miyiz? Eğer çarpım olarak eksi 9'u elde ediyor isek bu onların farklı işaretlere sahip olduğu yani birinin pozitif birinin negatif olduğu anlamına gelir. Aksi halde aynı işarete sahip olsalardı çıkan çarpımın işareti pozitif olurdu. Dolayısıyla farklı işaretleri olduğunu biliyoruz. 9'un sadece 3 tane çarpanı var değil mi? 1 ve 9 olabilir ki burada da aslında 2 kombinasyon söz konusu neyse 1 ve 9 olabilir ya da 3 e, ve 3 olabilir. Tabii, 1 ya da 9'un işaretlerinin eksi olduğu durumlarda bile toplamın 0 olması söz konusu değildir. Ama bu üçlerden birinin işareti eksi olursa, evet toplamları 0 olur. Bu durumda aradığımız iki sayının 3 ve eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani x eksi 3 çarpı x artı 3 olacak. Bir kez daha söyleyeyim, sadece buradaki parantez içindekilere odaklanıyorum. Sonuçta şu 7'yi ilk başta dışarı çıkarmıştık. Sonrasında bunun iki kare farkı olduğunu hemen gördük ve sonuca ulaşmamız daha hızlı oldu. Hadi bir örnek daha yapalım. Diyelim ki bu sefer elimizde... 2x kare artı 7x artı 3 olsun. Genel olarak ikinci dereceli terimin yani x karenin katsayısı 1 olmadığında ortak bir çarpan olup olmadığına bakarız. Fakat 7 de 3 de 2 ile bölünemez. Bu yüzden son birkaç örnekte kullandığımız teknikleri kullanamıyoruz. Hatta burada ortak çarpanı dışarı alıp x karenin katsayısını 1 yapalım da diyemiyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmanız, gruplandırarak çarpanlar ayırma tekniğini kullanabileceğinize işarettir. Aslında bir noktada şu ana kadar yaptığımız her şeyi gruplandırarak çarpanlar ayırma olarak da kabul edebiliriz. Gruplandırarak çarpanlara ayırmada toplamları bu kat sayıyı veren iki sayı düşünebilir miyiz diye bakarız. Yani a artı b 7'ye eşittir. a çarpı b ise daha önce gördüğümüz gibi buradaki 3'e değil de 3 çarpı baş kat sayıya yani 3 çarpı x karenin kat sayısına eşit olmalıdır. Yani a çarpı b'nin 3 çarpı 2'ye eşit olması gerekir. Aslında düşünürseniz daha önce de hep bunu yapıyorduk. Önceki örneklerimizde baş katsayı hep 1'di. Sabit terim ile 1'i çarptığımız için a çarpı b'nin sadece sabit terime eşit olması gerektiğini söylüyorduk. Ama eğer daha genel olarak konuşursak a çarpı b aslında sabit terim çarpı baş katsayıya eşit olmalıdır. Gruplandırarak çarpanlara ayırmaya giriş videolarımızda bunun mantığını açıklamıştık. Bunu asla sihirli bir formül gibi kabul etmemelisiniz. Çok iyi bir matematiksel açıklaması var ve gayet mantıklı. Bunu anladıktan sonra bu tekniği uygulayabilmek oldukça yararlıdır. Peki soruya dönersek. Toplamları 7'ye, çarpımları da 6'ya eşit olan iki sayı düşünebilir miyiz? Şuradaki değer pozitif olduğuna göre bu iki sayının işaretleri aynı olmak zorunda. Ayrıca toplamları da pozitif olduğu için ikisinin de işaretlerinin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bir bakalım. 1 ve 6 işe yarıyor gibi görünüyor değil mi? 1 artı 6 7'dir. 1 çarpı 6 da 6'dır. Gruplandırarak çarpanlar ayırma yaparken bunu A ve B arasında dağıtabiliriz ifademizi yeniden yazıyoruz. Yani bunu 2x kare artı 6x artı 1x olarak yazabilirim ki evet öyle yapayım. Artı 1x artı 3. Gördüğünüz gibi 7x'i farklı renkle yazayım. 7x'i 6x ve 1x olarak ayırdık. Buradaki amacım birinci dereceden terimi yani x'li terimi nasıl dağıtabileceğimizi göstermekti. Ama bunun asıl faydası artık dağılma özelliğinin tersini yani ortak çarpan parantezine almayı iki kere uygulayabilecek olmamız. Şimdi bu ilk iki terim için farklı bir renk kullanayım. Evet bu ilk iki terim için ortak bir çarpan olduğunu görüyorsunuz. 2x kare ve 6x'in her ikisi de 2x ile bölünebilir. O halde ilk iki terimden 2x'i dışarı alalım. Bunu yaparsanız 2x kare bölü 2x'ten geriye sadece x kalacak. 6x bölü 2x ise 3 olacak ve sonra artı var. Bu tarafta x artı 3 var. Fakat x ile 3 arasında ortak bir çarpan bulunmadığı için burayı x artı 3 olarak bırakacağız. Bunun dışına parantez koyduğumda ki bu parantez olmadan yazmakla aynı şeydir. Başka bir şey görebilirsiniz. Şimdi x artı 3'leri çarpan olarak dışarı alabiliriz. Peki bunu yaparsak ne olur? x artı 3 diyeceğiz ve sonra buradan x artı 3'ü dışarı alınca kalan bir şey olacak. Evet burada 2x kalacak değil mi? 2x ve sonra buradan da x artı 3'ü dışarı aldığımızda geriye sadece 1 kalacak artı 1. Bunu aynı renkte yazayım. Bugün renkleri değiştirirken biraz sorun yaşıyorum. Neyse evet 2x artı 1 ve işimiz bitti. Dediğim gibi bunların hepsi kullanabileceğiniz çeşitli teknikler. Bazı durumlarda gruplandırarak çarpanlara ayırma en zor yöntem olarak görülür. Ama aslında parantezler yüzünden zor görünür. Sonuçta yaptığımız örneklerin her biri bir çeşit gruplandırarak çarpanlara ayırma örneğidir. Gördüğünüz gibi aslında her şey standart formda yazılmış bir if ifadedeki ortada yer alan yani x'li terimin sahip olduğu kat sayıya ulaşabileceğimiz iki sayıyı bulmakla ilgili. Bu iki sayının çarpımları sabit terim ile baş kat sayının çarpımına eşittir. Eğer bunu yaparsanız yani denklemi parçalara ayırırsanız terimleri sürekli çarpanlarına ayırarak işlemi çözebilirsiniz. Bazen burada olduğu gibi daha üstü kapalı durumlar da olabilir. Çünkü bu x artı 3'ün kat sayısının 1 olduğunu fark etmeniz gerekir. 1 çarpı x artı 3, x artı 3 ile aynı şeydir. Ardından bu terimlerin her ikisinin de x artı 3 çarpanına sahip olduğunu görebilirsiniz ve sonra bunu dışarı aldığınızda geriye 2x artı 1 kalır. Sonuçta bütün bu teknikleri rahatça uygulayabildiğiniz zaman genel olarak her şeyi kolaylıkla çözebilirsiniz. Öte yandan eğer bunların hiçbiri işe yaramıyorsa belki zaten aşina olduğunuz ya da belki de çok yakında öğreneceğiniz kuadratik formülü yani ikinci dereceden denklem formülünü kullanabilir ve bu tekniklerin hiçbir işe yaramadığında çözümü ikinci dereceden denklem formülü ile bulabilirsiniz.